Harim. Arif? Evet, Arif. Burada ne işin var senin? Asıl senin Sami'nin kocasıyla işin ne? Zamanında sırtını dönüp terk ettiğin kızı şimdi düştüğü bu cehennemin içinden tutup çıkaracak ve onun gözünde bir kahraman olacaksın. Senin bütün sorularını cevaplayacak uşağın değilim ben. Sen Faraz'la konuşabilirsin diye herkes Samin'i suçlarken sen sadece sustun. Bütün haberler Samin'den bahsederken sen buna karışmadın. Ve şimdi de kocasıyla... Yeter. Anlasana. Ben de o evin geliniyim tıpkı Samin gibi. Bana numaranı ver. Kahraman olmak istemiyor muydun? Söylesene. Numaranı ver. Merhaba. Merhaba. Nerelerdeydin? Ağaca döndüm. Sana kaç kere söyleyeceğim? Bana artık nutuk çekme lütfen. Senin bu saçma konuşmaların canımı sıkıyor artık. Niye canın sıkılıyor ki? Hayatım, bu dünyada hiç kimse gerçeklerden hoşlanmaz, öyle değil mi? Ama seni kandıran ve hayaller alemine dalmanı sağlayan konuşmalara herkes bayılır. Tamam, sus, sus lütfen. Bana felsefe yapmayı bırak. Ağzından iyi bir şey çıkmayacaksa o zaman ağzını kapat. Hadi beni dinle. Demek Faraz'ınla geldin. O zaman çok mutlu olmalısın, öyle değil mi? Çok mutluydum. Ama son anda Sami'nin adını ağzına alarak bütün moralimi bozdu. Övdü mü yoksa aşkını mı anlattı? Hiçbiri. Dedi ki Samin çok iyi yemek yapıyormuş. Buna niye moralin bozuldu ki? Sen de iyi yemek yaparsın. Evet ama daha benim yemeklerimin tadına bakmadı. Sürekli bir şeyi düşünüyorum. Ama uzun zamandır soruma bir cevap bulamadım. Zaman zaman sanki beynim hiç çalışmıyor. Konuyu bu kadar uzatma da bir türlü cevap bulamadığın şu soruyu söyle bana. Bütün bunlar nasıl oldu? Yani buraya kadar gelmeyi nasıl mı başardığımı sordun? Evet, anlat. İmkansızı nasıl mümkün kılabildin ki? Niye soruyorsun bunu? Niye olsun? Sorduğum soruyu karışık bir cebir sorusu gibi düşün. Bunu çözdüğüm zaman huzura ereceğim. Allah'ım, geç oldu. Benim gitmem gerekiyor. Asfant sürekli beni arıyor. Eğer istersen her şey olur. Mutlaka tek tek yoluma çıkanları temizleyeceğim ben. Asfant'ı da, Samin'i de. Ve Faraz'la aramda hiçbir engel kalmayacak.
Ya sen neredesin? Saat kaç olmuş, daha yeni geliyorsun. Söyledim ya Asfant, biraz sabret, dışarıdaydım. Biraz nefes alayım artık. Al nefesini de telefonu niye açmıyorsun onu söyle. Telefon sessizdeydi. Hem ne çok soru sordun öyle. Elbette sorarım, çünkü seni merak ettim. Nereye gittin, bana haber vermedin. En azından ne zaman tamam, gideceğini tamam, geleceğini tamam, söyleseydin. Tamam. Gel otur hadi. Ama... Otur dedim. Bak şimdi, alışverişe gittim. Ve Faraz da tam dışarı çıkıyordu. Ve beni de bırakmayı teklif etti bana. Hatta ne teklifi? Resmen zorla götürdü beni. Seni zorla götürdü ve sen de onunla gittin mi yani? Evet, o hep böyle yapıyor. Çok samimi biri. Harim, senin neyin var? Dün onun karısı seni tokatlamadı mı? Bugün onunla mı geziyorsun yani? Ne yapıyorsun sen? Madem alışverişe gideceksin, ara beni, hemen geleyim işte. Beraberce giderdik, onunla gitmene ne gerek var ki? Niye? Asfant, niye anlamıyorsun beni? Neyi? Sen ne istiyorsun? Ona hayır mı deseydim? Ha? Ondan sonra dün yaşanan kavga büyük bir düşmanlığa mı dönseydi? Ayrıca seni hiç anlamıyorum Asfant. Niye buna bu kadar kızdın ki? Sen ciddi misin? Buna niye bu kadar kızdığımı hakikaten anlamıyor musun? Hayır, anlamıyorum ve anlamak da istemiyorum. Asfant, beni çok sevdiğini biliyorum ve bana çok değer veriyorsun. Dinle. Özür dilerim ama zaman zaman bana olan aşkın beni boğuyor. Ne? Sen ne dedin? Aşkım artık seni boğuyor mu? Evet, boğuyor. Beni seviyorsun öyle değil mi? Hı? Yine sev. Ama aldığım nefese kadar bütün hayatıma karışmasan daha iyi olmaz mı Asfant? Bu arada Faraz'la aramızdaki tek yakınlık yengesi olmam. Bunu yanlış anlamayacağını çok iyi biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.